Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin yaralarını sarmak için Türkiye'de olduğu gibi birçok Avrupa ülkesi de yardım seferberliği başlatmıştı. Avrupa'da yaşayan vatandaşların toplama merkezlerine götürdüğü yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Edirne'deki sınır kapılarından ülkeye giren yardım malzemeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Baş Müdürlüğü'nün depolarında tasniflendikten sonra deprem bölgesine sevk ediliyor. Edirne'ye yardım malzemeleri getiren tır şoförleri yardım için herkesin seferber olduğunu ifade ettiler. Kardeşlerimiz herkes seferber olmuş bu durumda. Bütün o Berlin'de gurbetçilerimiz olsun, Alman vatandaşları olsun, hepsi bir toplanma merkezi belirleyip orada toplanıp herkes elinden ne geldiyse getiriyor. Orada koliyip paketleyip yükleyip geliyoruz Türkiye'ye. Herkes seferber olmuş durumda şu an. Fransa'dan yükledik yardım aracımızı. 3 günde geldik buraya Allah'ın izniyle. Fransa'da bütün vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız özellikle eline kolisini alan, yardım malzemesini alan koşa koşa tırın yanına geldiler. Ve bunun yanı sıra insani yardım dediğimiz olay şu olsa gerek. Oradaki insanlardan hepsinden Allah razı olsun, sadece Türk değil, diğer ülkelerden olan insanlar da Fransızı, Fransa'da özellikle Arap insanları çok yaşıyor. Onların da yardımlarını gördük. Duygulanmamak elde değil. Bulgaristan Pazarcık'tan geliyorlar. 20 tane yardım derneğin topladığı yardımları buraya ulaştırdık. Erzak var, çocuk bezi var, ıslak mendil var, elbise var, battaniye, yorgan, uyku tulumları, çadır. Şu anki gelen tırda bu malzemeler bulunmaktadır. Gönüllü vatandaşlardan Elif Türleyen ise gelen malzemelerin tasniflenmesine ve deprem bölgesine gönderilmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Avrupa'dan tırlar geliyor. Tırların içinde çok çeşitli malzemeler var. Bizim işimize yarayacak acil ihtiyaç listesindeki çadır, ısıtıcı, tıbbi yardım malzemeleri tarzı malzemeleri tasnifliyoruz. Bir an önce bölgeye ulaştırılması için elimizden gelen tüm yardım yapıyoruz.